İçerik oluşturma hikayeme hoş geldiniz. Ben Özkan. 25 yaşındayım. Uludağ Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisiyim. Aynı zamanda DJ, traveler, freelancer ve filmmaker'ım. Hala öğrenci olmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi öğrenciliğin imkanlarından yararlanmak ve bunu yaparken kendime vakit ayırmak. Son 2 yıldan beri hayatımda bazı şeyleri değiştirme kararı aldım. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi kendime neredeyim ben, ne yapıyorum ben sorusuydu. Son zamanlarda kendime şu soruları sordum. Nasıl bir hayat istiyordum? Nasıl yaşamak istiyordum? Hayalim ne? Amacım ne? O zamana kadar yaşadığım hayat, hayal ettiğim hayata beni ne kadar götürebildi? Tamamen bunlara odaklanmıştım. Sürekli bu soruları sormaya başladım kendime. Hayatımı baştan sona göz geçirdim. Arkadaşlıklarımı, ailemi, çevremi, yapmak istediğim işi, okuduğum bölümü ve bunun gibi daha birçok konuyu. Ve şunu fark ettim. Yaşadığım hayat benim değildi. Alemindi, arkadaşlarımındı, çevremdeki insanlarındı. Bir düzene kapılıp gittiğimi ve bunu yaparken de kendi hayallerimden uzaklaştığımı fark ettim. Bir ev, bir araba uğruna onlarca yılımı harcamak istemiyordum. Böylelikle hayat amacımı belirlemiş oldum. Özgür olmak. Sonuçları ne olursa olsun özgür olmak. Kendi seçimlerini yaşamak. Kendi sevdiğim mesleği yapmak. Kendi hatalarımı yapmak. Kendi mutluluğumu ya da mutsuzluğumu yaşamak. Kendi paramı kazanmak. Hobilerimden para kazanmak. Yani kendim olmak. Kendime yatırım yapmak. Yani sadece kendime hesap vermekti. Sonra sahip olduğum yetenekleri düşündüm. İlkokulda genelde herkesin bir şeye yeteneği vardır. Ne bileyim, bazıları çok güzel resim çizer, bazıları çok güzel şarkı söyler, bazıları çok güzel futbol oynar. Ne yazık ki benim böyle bir şeye yeteneğim yoktu. Yani hepsini belki birazcık yapabiliyordum ama hiçbirini bu meslekten para kazanabilecek kadar iyi yapamıyordum. Bir çıkar yolum yoktu. Ama müzik dinlemeyi ve DJ olmayı çok istiyordum. Aynı zamanda seyahat etmeyi, yeni yerler keşfetmeyi, doğayı, vahşi yaşamda olmayı. Bu bana çok büyük bir haz veriyordu. Hayatımdaki en büyük tutkum bunlardı. Ben bu konular hakkında araştırmalar yapmaya başladım. Öncelikle DJ'likle ilgili araştırmalar yapmaya başladım. Çünkü seyahat edebilecek ne mentalitem vardı ne de metaliğim vardı. Yani herhangi bir para kaynağım yoktu. DJ'lik yaparken aynı zamanda otellerle işbirliği içerisinde olacağım için burada konaklamamı sağlayabileceğimi düşündüm. Yeme içme barınma gibi temel gereksinimlerimi buradan bir şekilde karşılayabilecektim. Aynı zamanda seyahat etmeme sebep olacaktı. Bu yüzden DJ'lik yapmak bana daha mantıklı geldi ilk etapta. Ama bu konular hakkında araştırmalar yapmaya başladım. Nasıl yaparım, nasıl öğrenirim, nasıl para kazanırım gibi soruları sordum. Türkçe çok fazla kaynak olmadığı için İngilizce terimlerle aradım. Google'a ya da YouTube'a how to make nokta nokta bir şey yazdığın zaman, yapmak istediğim meslekle ilgili kelime yazdığın zaman karşına milyonlarca video çıkıyor. Bunların hepsi tamamen ücretsizdi. Ben de bunu yaptım. Çok iyi İngilizcem olmamasına rağmen konuya ilgim vardı. Yani %60'ını %70'ini de olsa bir şekilde algılayabiliyordum. Bu sayede DJ'likle ilgili temel bilgilere ulaşmaya başladım. Nasıl araştıracağımı öğrendikten sonra konuyla alakalı araştırmaların içine girdim. Nasıl doğru müzik seçilir? Aletler nasıl kullanılır? Bir yandan bunları araştırıyordum. Bir yandan da DJ'lik mesleğiyle ilgili filmler izlemeye başladım. Ve bunların içinde We Are Your Friends diye çok güzel bir filme rastladım. Bu arada kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Filmin konusu şuydu. Genç bir çocuğun DJ mesleğine nasıl sıfırdan başlayıp yukarılara çıktığını anlatıyordu. Bunu yapmak için hangi bilgiye ihtiyaç var, hangi yaratıcılığa ihtiyaç var? Tamamen bu konuları baz alıyordu. Ve o filmdeki en güzel şeylerden bir tanesi temel bilgiler, yani temel terimlerin, örnek veriyorum, bas nasıl kullanılır, bas ne işe yarar ya da BPM nedir gibi temel anahtar terimlerin ne işe yaradığını anlatıyordu. Bir yandan bunları öğreniyor, bir yandan da ilk deneyimlerimi nasıl yaparım bunları düşünüyordum. O ara benim için çok değerli bir insan olan Fatih abim bir gece kulübüne DJ'lik yapıyordu. Yanındaki yardımcısı işten ayrılmış ve bir gün bana bu iş için bir teklif sundu. Ve ben tabii koşa koşa kabul ettim bu teklifi. Çünkü hayalimi kurduğum meslekteki ilk tecrübelerim olacaktı. İlk 1,5-2 aya çok güzel bir şekilde ilerledi. Hayal ettiğim meslekteydim. Öğrenmeye çalışıyordum. Çalmasam bile nasıl çalabileceğimi Fatih abinin el hareketlerine bakarak neler yaptığını öğreniyordum. Bu sayede DJ'li olan adımlarımı hızlandırmış oldum. Ve kalabalık psikolojisi, insanlar nasıl yönetilir, nasıl şarkıları çalıyor, hangi saatlerde neler yapıyor tamamen gözlemleme şansım oldu. Benim için çok büyük bir deneyimdi bu. Ama işte şöyle bir zorluk vardı. 10 sabah 5 arası çalışıyorsun. Bunda herhangi bir problem yok ama sabah 5'te 6'da eve geliyorsun, uyuman 7'yi buluyor ve sadece 2-3 saatlik uykuyla kalkıyorsun, sporuna gidiyorsun, okuluna gidiyorsun, çekim işleriyle alakalı bir şeyler araştırıyorsun. Bu gerçekten insanı çok fazla yoruyordu. 2-3 ay bu şekilde ilerledikten sonra tekrar Fatih abimden bir telefon geldi ve gerçekten benim hayatımın dönüm noktalarından bir tanesi gerçekleşti. Telefon konuşması
kısaca şu şekildeydi. 5 yıldızlı bir otelde günde 2 saat çalışacaksın, maaş şu kadar olacak, özgür olacaksın, otelin imkanlarından yararlanacaksın, yemesinden içmesinden yararlanacaksın, tek başına kalacaksın ve Muğla'da olması beni çok büyük cezbetmişti. Ama tabii ki bunları anlatırken işim bana değil de Fatih abiye teklif edildiğini düşünüyordum. Çünkü o zamana kadar neredeyse 4 ya da 5 defa play tuşuna ya bastım ya basmamıştım. O yüzden Fatih abi bana bunları anlatırken ben aa süper abim harikaymış falan filan konuşmalarını yaparken bir anda ben bu işi kendim için değil senin için düşünmüştüm dediği zaman şok geçirdim. Yani aşırı derece heyecanlanmıştım. Bir yandan aşırı mutluyken bir yandan da aşırı stresliydim. Çünkü daha önceden 5-6 kere play tuşuna ya bastım ya basmadım. Otele ait müzik kültürünü bilmiyorum. Oteldeki çalışma sistemleriyle gece kulüplerindeki çalışma sistemlerinin farklı olduğunu biliyorum. Ama bir yandan da şunu düşünmeden edemiyordum. Yani yaşamak istediğin şehre gidebileceksin, yapmak istediğin mesleği yapacaksın, bundan para kazanacaksın, kendini geliştireceksin. Bunlar çok büyük fırsatlardı. Ve ben saçma bir şekilde zor bir iki hafta geçirdim ama sonunda kendime şunu söyledim. Özkan, oraya gittiğin zaman ne kaybedebilirsin? Yani şu an elinde olan neredeyse hiçbir şey yok. Oraya gittiğinde hayalini kurduğun her şeye birden sahip olabilirsin. Olabilecek en kötü senaryo şuydu zaten benim için. Gidecektim, bir ya da iki hafta denenme sürem olacaktı. Orada beni beğenmezlerse kovulacaktım. Yani o bir iki haftayı değerlendirmek, o bir iki hafta yaşamak bile benim için çok büyük bir tecrübe olacaktı. Ve ben bunu göze aldım. Dedim ki, yani ben bu işin altından kalkabilecek bir insanım. İnsanlara kendimi sevdirebilirim, müziğimi sevdirebilirim, öğrenebilirim. Yapmaktan korktuğum neredeyse hiçbir şey yoktu zaten. Ve hadi Özkan kalkıp gidiyorsun dedim. O gün kalktım. Eğlence müdürüyle konuştuk ve beni çağırdığı tarihte direkt arabama atladım ve yolculuğa çıktım. Yolculukta biraz psikolojik olarak tuhaftım. Yani bir yandan ağlıyordum, bir yandan mutluydum. Akyaka diye bir yer var Muğla'da. Benim için çok özel bir yer. Oraya girdikten sonra dedim Özkan evet artık yapacaksın sen bunu. Otele geldikten sonra hiç tanıdığım bir arkadaşım yoktu. Konuşabileceğim bir insan yoktu. Herkes yabancıydı. Bir şekilde bunları yenmeye çalıştım. İlk günüm çok zor geçmişti ama sabah kalkıp yataktan uyandıktan sonra dedim ki Özkan sen bu işi başardın. Yani buraya gelmek bile bir cesaretti, bir farklılık yarattırıyordu insanda ve bunu başardığımı hissettim kendimde ve sabah 9'da kalktım, kahvaltımı yaptım. Direkt işle alakalı araştırmalarıma başladım. Kullandıkları makineyi nasıl kullanabilirim? Traktör diye farklı bir markaydı. Daha önceden hiç bilmiyordum, nasıl kullanılan dair bir bilgim yoktu. Bunu nasıl kullanabileceğim hakkında araştırma yapmaya başladım. Oradayken denemeler yapmaya çalıştım. Çaldıkları müziklere baktım. Tabii ben bu 2-3 gün içerisinde hiç çalmadım. Benim müdürüm DJ'liği bildiği için 2-3 gün boyunca o çaldı. Ben de onun yanında ne çaldığını göz atma imkanım oldu bu arada. O sayede ben de tabii o psikolojiyi yene yene zamanla alıştım ve gerçekten benim için çok güzel bir 6-7 ay geçti orada. Bu süre zarfında günde 2 saat çalışıyorum. Geri kalan tüm vakitler bana ait. Otelde müşterilerin imkanlarından yararlanabiliyorum. Tek başıma bir odada kalıyorum. Güzel yemekler yiyebiliyorum. Sağlıklı beslenebiliyorum. Bu sayede psikolojimi biraz toparladım. Tabii mentalitemi toparladıktan sonra bu sefer seyahatle ilgili planlara yatırım yapmaya başladım. Yani aradan 1-1,5 ay geçti. Bu sefer para kazandıkça kazandığım parayı nasıl kullanabilirim? Ekipman mı almam gerekiyor? Nasıl ekipmanları alabilirim? Bununla ilgili araştırmalar yaptım ve almam gereken ekipmanla ilgili temel bilgilerimi topladım. Bir makine, bir lens hakkında kesin bir karar verdim. Kız arkadaşımla birlikte ortak bir şekilde kamera lens aldık. Sony kullanıyoruz. Sony A7-3. DJ'li halletmiştim. Seyahat ekipmanlarımı almıştım. Geri yapmam gereken şey kendime bir takipçi kitlesi oluşturmaktı. Hemen aklıma şöyle bir fikir geldi. Muğla bölgesinde olduğum için gezmek benim için kolaydı. Bir yandan da gezemediğim zamanlar fotoğraf paylaşmak için bir Instagram hesabı açmak istedim. Hemen bir isim arayışına girdim. Yani bu ismi seçmek benim için çok uzun zaman aldı. Çünkü isim mesaj vermesi gerekiyordu ve doğayla alakalı olması gerekiyordu. Aynı zamanda insanları gezmeye teşvik etmesi gerekiyordu. O yüzden bir yaklaşık bir 10 günlük bir düşünmeden sonra yok olmadan keşfet ismini bulduk. Hem insanlara doğayı yok etmemesi gerektiğiyle alakalı bir mesaj veriyordu. Hem de insanları gezmeye teşvik eden keşfetme duygusunu veriyordu. Çok nadir de olsa işte isminiz bizi korkutuyor, evrene kötü enerji yansıtıyor gibi mesajlar da aldık ama hepsine güzel bir şekilde bunun nedenini izah ettiğimiz için bizim için herhangi bir sorun teşkil etmedi bu durum. Sosyal medya hesabını açtıktan sonra asıl zor olan sosyal medyayı büyütmekti. Çünkü çok fazla rakibim vardı. Hemen gittim internetten ücretsiz bir şekilde sosyal medya uzmanlığı eğitim kursu aldım ve öğrendiğim bilgileri sosyal medyamda kullanmaya çalıştım. Çok büyük bir şekilde büyüdük. Yani hesabı açtıktan bir yıl sonra neredeyse 80 bin ulaştık. Hatta yetinmeyip ağaç evleri diye ekstra bir hesap daha açtım. Sadece ağaç ev konseptine özel bir hesabım olsun istedim. Çünkü ileride kendime yaşamak için güzel bir ağaç ev yapmak istiyordum.
İki sosyal medya hesabını büyüttükten sonra bunları kullanmak istedim. Param vardı, DJ'lik yapıyordum. Bunun yanında seyahat eklememin tam zamanıydı. Ben de otelimin etrafındaki benzer otellere, benzer işletmelere mesaj attım. Merhaba, iyi günler. Biz şöyle şöyle bir sayfayız. Barter çalışması yapmayı düşünüyor musunuz gibisinden. Barter çalışmasına kısaca açayım. Barter çalışması karşılıklı reklam işbirliği demek. Yani siz onlara ücretsiz bir şekilde işletmelerinin reklamını yaparsınız. Onlar da size karşılığında konaklama, yeme içme gibi imkanlarını sunarlar. Bu iki taraf için de çok büyük bir avantaj. Çünkü karşı taraf binlerce lira reklama vermiyor. Sen de otelde kalmak için binlerce lira para vermiyorsun. Yani win-win oluyor. Bu yaz çalışmalarımızı yaptık. Fethiye'de, Muğla'da, Antalya'da çok fazla otelle işbirliği yaptık ve bunların hepsinden çok güzel dönütler aldık. Biz de aynı şekilde o duyguları paylaştık. Çünkü parayla yaşanamayacak duyguları yaşadık. Bir otele gittiğinde evet oda satın alabiliyorsun ama o otelin otel sahibiyle gidip konuşma imkanın olmuyor. Ama bu sayede ben bloggerım ya da ben bu tarz paylaşımlar yapıyorum dediğin zaman o insanlarla iletişimde olma şansın oluyor ve bu bizim için çok büyük bir değerdi. Çok güzel deneyimler yaşadık. Muhteşem manzaralarla karşılaştık. Yok olmadan keşfetten çok fazla mesaj aldık. Çok güzel yerler geziyorsunuz, ne kadar çok gezdiniz gibisinden. Ben de bunları tamamen sizlerle paylaşmak için bu kanalı kurdum aslında. Ama sadece seyahat değil, seyahat yaparken aynı zamanda insanlara yardım etmek olacak, doğaya yardım etmek olacak, hayvanlara yardım etmek olacak. Yeri geldiğinde korkularımızla yüzleşeceğiz ya da yapmak istediğimiz şeyleri yapacağız. Ben de bunları sizinle paylaşmak için bu kanalı açtım. Yani kısaca YouTube'da olma hikayem bu şekilde ilerledi. Bu kanalı daha fazla gezmek için, daha fazla keşfetmek için, daha fazla öğrenmek için belki yeri geldiğinde 3 ay, 5 ay, 7 ay bir şekilde para kazanmamız gerekecek. Çünkü gerçekten hayatın gerçekleri var. Yani bunları göz ardı edemiyorsun ister istemez. Buradaki asıl yatan temel konu hayallerin için belirli bir sürede çalışman gerektiğini bilmek. Benim cevaplamadığım, sizi merak ettiğiniz sorular varsa aşağıda yorum kısmına bunları bırakabilirsiniz. Sen de bu hikayenin parçası olmak istiyorsan kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi unutma. O zaman yok olmadan ve yok etmeden keşfedelim. What's up guys? Sormaya başladım. Yok. One eternity later. Yapsak mı şunu? Dur. Film sahne... İyi miyim şu an? Beni beğendiysen, eğer beni beğendiysen bana abone olmayı unutma. What's up guys?